Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birazcık bu gömülü sistemler konusundaki iş imkanları hakkında konuşmak istiyorum. Daha doğrusu burada bir iki konuyu bağlayacağım. İki tane en çok aldığım sorulardan, iki tane en, en çok aldığım soruların ikisinden bahsedeceğim. Bir tanesi genelde ikacılardan insan kaynakları alanında çalışanlardan veya şirket sahiplerinden arada alıyorum. İşte Şöyle bir işimiz var. Gömülü yazılımcı arıyoruz, bulamıyoruz. Yardımcı olabilir misiniz? Yönlendireceğiniz birileri var mı sorusu. Bir de genç arkadaşlardan aldığım, Ben gömülü sistemlere yönelmek istiyorum. İşte nasıl yapabilirim? Ne tavsiye edersiniz gibi sorular. Artık bu tavsiyeler için doğrudan linkleri veriyorum. Çünkü zaten web sitemde de, blogumda ve YouTube kanalımda bu konuda bir sürü video çektim. Onlara bakabilirsiniz diyorum. Ama şu uyarıyı yapıyorum her zaman gömülü sistemler konusunda tavsiye soran arkadaşlara bakın diyorum. Bu alan diğer alanlara göre iş imkanları kısıtlı. Yani gömül yazılımı örneğin baktığımızda diğer yazılım alanlarına göre iş imkanları sayısal olarak daha az olan bir alan. Bu uyarıyı yapmak zorunda hissediyorum kendim her zaman. Çünkü bir şekilde bir alan seçmek kariyer için bir yatırım aslında. Nasıl ki finans kanallarında her zaman bir yatırım araçlarından bahsederken başta bir uyarı çıkar. İşte bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye. Çünkü orada yasal olarak bu uyarının verilmesi gerekiyor. Çünkü size finansal tavsiye profesyonel olarak verebilecek kurumlar bellidir. Bunlar lisanslı yapılabilen işler. Çünkü finansal tavsiyelere uyup birçok insan zarara girebilir. Yani bunların regüle edilmesi gerekiyor. Birçok insan parasını bundan kaybedebilir. Benzer şekilde kariyerde de bir seçim yapmak aslında bir yatırım. Dolayısıyla bu yatırımı da doğru yapmak lazım. O yüzden ben de e, bu uyarıyı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü Şimdi diğer yazılım alanları derken hep ne kastediyor İşte web mobil ki yazılım artık neredeyse bununla özdeşleşmiş durumda günümüzde. Yani yazılımcı mısın diye sorulduğunda işte necisin hani hemen backend misin frontend misin gibi sorular gelebilir. Çünkü yazılım eşittir web gibi oldu günümüzde ama gömülü yazılım gibi bir alanda hayatın bir gerçeği birçok alanda kullanılıyor görünmese de göz önünde. Şimdi burada niye iş alanları dar diliyoruz bunun için? Çünkü Gömülü yazılım aslında tek başına yaşayabilen bir yazılım türü değil. Yani web yazılımı bugün işte bir web servisi kurabilirsiniz, web sitesi açabilirsiniz, insanlara değişik servisler veren ki bugün kullandığımız bütün hizmetler artık web üzerinden veya mobil telefonlarımızdan kullanıyoruz. İşte Twitter'ından tutun da işte ilan verdiğiniz siteleri düşünün, işte yemek siparişi verdiğiniz siteleri düşünün. Birçok bugün kullandığımız e-ticaret hepsi web üzerinden işliyor. Dolayısıyla aslında bu dediğimiz şeyler bir web serverda çalışan yazılımlardan bahsediyoruz. Ama gömülü yazılım... Ve bunların kendisi de tek başına bir ürün sayılabiliyor. Yani bir mobil uygulama kendi başına bir ürün. Gömülü yazılımın kendisi tek başına bir ürün değil arkadaşlar. Gömülü yazılım içerisinde çalıştığı sistemle beraber ürün haline geliyor. Yani bir çamaşır makinesi donanımıyla, motoruyla, işte diğer aksamlarıyla ve içindeki yazılım da o makineyi, hal, makine haline geliyor. Veya işte bir insansız sava aracı içerisindeki diğer aksamlar motoru, itki kuvvetini oluşturan işte motorları, kanatçıkları vesairesi ve içindeki gömülü yazılım da beraber orada aslında ürünün kendisi gömülü yazılım, aviyonik yazılımı değil işte uçağın kendisi diyoruz. İnsan savar diyoruz örneğin. Dolayısıyla burada gömülü yazılım bir kere şu farkı ortaya çıkıyor. Bir gömülü yazılım işi olabilmesi için bir cihaz, bir makine üretiliyor olması lazım. Yani yüksek teknoloji ürünü bir şey yapılıyor olması lazım. Bu araba olabilir, işte insan sava aracı olabilir, bir makine olabilir, bir ölçüm aleti olabilir, bir tıp cihazı olabilir. Hep bir cihazla, bir makineyle bağımlı bir iş. E böyle baktığınız zaman da bu tür işlerin özellikle Türkiye'de çok az olduğunu göreceksiniz. Yani bugün gündemde olan projeler var evet ama bunlara baktığınızda toplamda Türkiye'nin ihracatı sanayisinin içinde çok ufak bir oranı kapladığını göreceksiniz. Dolayısıyla diğer yazılım alanlarına göre otomatikman bu zaten iş imkanlarının az olmasını sağlıyor. Şimdi az olması demek de hiç olmaması anlamına gelmediği için şöyle bir durum da var. Evet az ama bu alanlarda doldurulamıyor. Niye? E çünkü bu alanda da yetişen insan sayısı çok az olduğu için. Bugün işte herkes bilgisayar mühendisliği okuyan insanların mesela büyük çoğunluğu sanmıyorum ki yazılıma yönelsin. Bugün bilgisayar mühendisliği okuyan birisi muhtemelen işte web, mobil bunlardan birini gözüne kestirip oralara ilerliyor. Veya oyun programcılığı bugün o da çok e, revaçta olmaya başladı. İşte buradan da ikinci soruya geliyoruz. İşte eleman bulamıyoruz. Yani işte gömül yazılımcı bulamıyoruz sorusuna. Ki burada tabii ki şu anda konuşuyorsak eğer. Burada tabii büyük bir faktör de bu son yıllarda. E, şekilden de anlaşılacağı gibi. işte yurt dışına giden bir sürü yazılımcı olduğu için bu boşluk biraz da bundan da daha da oluştu. Zaten vardı böylelikle bir de eleman bulamama sıkıntısı var. Yani bir taraftan aslında gömülü yazılıma yönelenlere iş imkanı az diyoruz. Ama bir yandan da baktığınızda bu alanda da çalışacak insan bulamıyorum diyen firmaların da sayısı artıyor. Böyle bir dengesizlik de var. Tabii bir sürü faktör var. Bugün artık ekonomiyle ilgili tabii faktörler de çok baskın olmaya başladı. Bambaşka şartlardan konuşuyoruz. Ben şu anda birazcık ekonomi ve genel durum dışında sadece alanın kendisi hakkında konuşuyorum. Tabii ki şimdi yorumlar gelecektir eminim. Zaten hani... İşte iş bulamıyoruz veya bulsak da zaten işte ücretleri çok düşük oluyor gibi şey serzenişler gelecektir. Haklıdır bunlar da. Ama ben burada biraz işin bu dinamikleri nasıl işliyor bundan bahsedeceğim. Çünkü bu dinamikler aslında sadece Türkiye'de böyle işlemiyor. Bütün ülkelerde, gelişmiş ülkelerde bu sıkıntı var. Yani şu an bulunduğum Hollanda'da da yazılımcı sıkıntısı hala devam ediyor. Ama bir yandan da bugün bakarsanız dünyada büyük işten çıkarmaların da konuşulduğu bir zamandayız. Ama dikkat edin bu işten çıkarmaların büyük çoğunluğu hep yine web ve mobil tarafındaki yazılımcılarda oluyor şu anda. Çünkü... O taraflar pandemi pandemide özellikle çok hızlı büyüdüler. Çok fazla eleman aldılar. Şimdi birazcık o büyümeler geri geldiği için de bu sefer tersi yaşanıyor. Bu anlamda belki yine gömülü sistemler gibi yazılım bizim gibi alanların daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim alanlar çok büyük böyle patlama dönemlerinde de çok hızlı büyümüyorlar belki ama en azından daha stabil gidiyorlar. Kötü dönemlerde de o kadar hemen hızlıca kötüleşmeye başlamıyorlar. Ama tabii ki ne olacağını bilmiyoruz şu anda. Bu tabii sektöre de çok doğrudan bağlantılı. Yani bir sektör vardır ki siparişleri belki ilk 10 yılını doldurmuştur, gelecek 10 yılın siparişleri dolmuştur ama başka bir sektör vardır ki küçülebilir tabii ki. Örneğin otomobil sektöründe e, biliyoruz ki işte dünyadaki enflasyon artışı vesaireden dolayı otomobil satışları düşüyor. E, bir de bununla beraber elektrikli arabalara dönüşüm de başladığı için otomotiv firmaları bugün mesela zor bir durumda. Ama başka bir sektöre bakarsanız işte e, onların daha büyüme içinde olduğunu da görebiliriz. Yani bu baktığınız sektöre göre çok bağımlı. Her zaman söylediğim gibi gömülü yazılım dediğimiz zaman da tek bir sektörden bahsetmiyoruz. Verdiğim örneklerdeki gibi çamaşır makinesi de gömülü yazılımına dair edilebilir. Avionik en yüksek teknoloji insan sağ aracı da veya bugün işte buradaki ESML gibi firmaların ürettiği çip e, üretim makineleri de. Yani hepsi bunların aslında içerisinde gömülü yazılım barındıran sistemler. O yüzden çok genelleme yapmak mümkün değil. Ama neden iş alanının en azından dar dediğimi onu anlatmaya anlattığımı düşünüyorum. Çünkü her zaman gömülü yazılım bir yüksek teknoloji ürününe bağımlı bir yazılım. Ve yüksek teknoloji ürünü üretimi de arkadaşlar genelde gelişmekte olan ülkelerde daha düşük oluyor. Daha gelişmiş ülke işi oluyor birazcık daha. O yüzden e, normal şartlarda web'e, mobile, diğer yazılım alanlarına göre dar bir alan olduğunu söylüyoruz. Bu, bunu söylememizin tek sebebi de bu. Başka videolarda görüşmek üzere.